Gençliğin gözyaşları, merhabalar arkadaşlarım. Yüzde kar problemlerine devam ediyoruz dostlar. 21 numaralı ünitemizdeyiz ve en son 29 numaralı köşe taşında kalmıştık. Şimdi 29 numaralı köşe taşımızı bir ayarlayalım. Şöyle bir hemen odaklanmasına da bakalım ve birinci sorusuyla başlayalım dostlarım. Bakalım ne diyor. Kilosu 5 TL olan yaş üzüm kurutulunca üzümün kilosu 8 TL'ye gelmiştir. Buna göre 120 kilogram yaş üzümden kaç kilogram kuru üzüm elde edilir? Bakın ne yapıyorum dostlarım. Hatta bakın dediğimde hatta hocam yukarıda formülü de yazmış arkadaşlar. İşte yukarıda bir formül de var. Görüyorsunuz şurada yaş sabun miktarı, yaş sabun fiyatı. İşte bu formüle göre çözeceğim ben de arkadaşlarım. Hemen diyorum ki 5 TL'ydi yaş üzüm. Kaç kilogramımız var? 120 kilogram yaş üzümümüz var. O zaman 5 çarpı 120 eşittir 8 TL'ye gelmiş kurutulunca. Kuru üzümün miktarı da kardeşlerim bilmediğim için A diyorum bunun miktarını. Hemen bulalım buradan. Ne yapalım? 8'e bölelim. 8'e bölelim. 15. 5 ile 15'in çarpımı da 75 eşittir A geldi. Kuru üzüm elde edilir diye soruyor zaten bize. Cevap da çıktı zaten arkadaşlarım. Direkt Denizli'yi işaretledik. Hadi şuna bakalım. Kilogramı 6 TL'den alınan domateslerin bir kısmı çürük çıkmıştır. Sağlam domateslerin kilogramı 8 TL'ye geldiğine göre domateslerin yüzde kaçı çürük çıkmış? Şimdi yüzdesini sorduğu için ben alınan domateslerin tamamına 100 diyeyim arkadaşlarım. Şimdi şöyle yapalım. 6 liradan 100 tane domates aldık diyelim. Sonra bu domateslerin bir kısmı çürüdü, 8 TL'ye geldi. Ne kadarı çürüdü onu bilmiyoruz, zaten onu bulacağız şimdi birazdan. Bak buraya da neyi yazdım ben? Kalan çürümeyen yani sağlam olanların miktarını yazdım. Şimdi bulalım hemen bunu da. 4'e bölelim, 4'e bölelim 25. Burada 2 kalsın. 2 ile de 6'yı sadeleştirelim. 3, 75 eşittir A. Bakın demek ki 75 tanesi sağlam. O zaman 25 tanesi çürük. 100'dü. 25 tanesi çürük çıktığı için %25'i çürük çıkmıştır diyebilirim. Hadi buna bakalım. X TL'den alınan yaş kayısı kurutulunca ağırlığı %20 azalmaktadır diyor dostlarım. O zaman şimdi biz yaş kayısının tamamına 100 diyelim. X TL'den aldım. 100 kilo aldım. Kurudu. Kuru kayısıyı da Y liradan satıyormuşum dostlarım. Y liradan satıyorum ama %20 azalmış. 80 kilosunu satıyorum. Ve buna göre diyor X bölü Y nedir diyor. Hemen birer tane sıfır sildik. Y'yi buraya bölü olarak atalım. X bölü Y olsun. 10 da buraya bölü olarak gelsin. 8 bölü 10 olsun. Yani 4 bölü 5 çıkacak. Sorumuzun cevabı Bursa gelecek dostlarım. Kilosu ATL'den alınan yaş sabun yüzde kaçı fire vermiştir diyor. O yüzden ben yaş sabunun miktarına 100 diyorum. ATL'den aldım. 100 kilo aldım. Sonra kurudu bu sabun. Kuruyunca 4A bölü 3 liraya sattım. Ama ne kadarını sattım onu bilmiyorum dostlarım. Yüzde kaç fire vermiştir diyor. Şuraya bir A diyelim biz şimdilik. Hadi bir bulalım. A'lar gitsin. 4'e bölelim, 4'e bölelim, 25 kalsın. 3 ile de 25'i çarpalım. 75 eşittir A çıktı. Tabii bu kalan miktar. Demek ki çürüyen miktar ya da kuruyan miktar diyelim 25. O zaman %25'i fire vermiştir diyebiliriz dostlar. Peki 29'u gömdük. Hemen 30'u çevirdim. 30'a bakmadan önce bir de odaklanma muhabbetine girelim. Bir kez şöyle bir tıklayayım arkadaşlar da ne olur ne olmaz. Evet devam ediyoruz. Metresi 2 TL'den alınan kumaş yıkandığında %20 kısalmaktadır. Bu satıştan zarar edilmemesi için yıkanmış kumaşın metresi en az kaç TL'den satılmalıdır diye bir soru sormuş bize. E bakın şimdi aynı muhabbet arkadaşlar. 2 liradan aldım. 100 metre kumaş almış olayım ben. Şimdi zarar elde edilmeyecek. O halde ben diyorum ki hani %20'si de kısalmıştır diyor ya, 80 kaldı geriye, 80'i kaldı. Bunu da öyle bir fiyattan satmalıyım ki başlangıçtaki maliyetimle eşit olsun ki zarar elde etmeyeyim diye düşünüyorum dostlar. Hadi burayı bir hesaplayalım, birer sıfır gitsin.
2'ye bölelim, 2'ye bölelim, 4 olsun. 4'ü de buraya bölü olarak attım. 10 bölü 4 eşittir x. Onu da 4'e bölerseniz arkadaşlarım 2,5 geldi kardeşlerim. Şimdi geldik 2 numaraya. Ne diyor? Yaş üzüm kuruduğunda %20 fire vermektedir. Kilogramı 1 TL'ye alınan yaş üzüm. Şimdi 1 TL'ye alınan yaş üzüm kuruduktan sonra 1,5 TL'ye satılıyor diyor bize. Yüzde kaç kar elde edilmiştir diye soruyor. Şimdi biz %20 fire veriyor diyor ya, bak maliyeti bir daha hesaplayalım. 1 kilodan aldım, 100 kilo almış olayım. Maliyetim 100 kuruş, 100 TL neyse artık o. Satış fiyatını da şöyle belirliyorum. 1,5 TL'den satıyorum ama %20 fire verdiği için 80 kilosunu satıyorum sadece arkadaşlar. 1,5 TL'den 80 kilo satıyorum. Dolayısıyla kaç lira kazanmış oluyorum ben? 120 lira kazanmış oluyorum. 80 çarpı 1,5'tan. O halde maliyetim 100 liraydı. 120 lira kazandım. %20 lira kar elde ettim mi dostlar? Cevap Adana. Geldik bu amcaya bakalım ne diyor bu. Metrekaresi XTL'den alınan dikdörtgen biçimli bir halının yıkandıktan sonra her bir boyutu %20 çekmektedir diyor. Peki güzel. Yıkanmış halının metrekaresi kaç TL'ye satılırsa bu satıştan ne kar ne de zarar elde edilir diye bir soru sormuş bize. Hadi gelin bulalım bunu şimdi. Şimdi bunu şöyle şurada bir göstereyim arkadaşlarım. Şimdi ilk önce halıyı aldık. 100-100 olsun dostlarım bu halının boyutları. Yıkandıktan sonra da 80'e 80 oldu bu halının boyutları. Şimdi %20 fire vermiş her bir boyutu. %20'si 20 yapar. 20 lira 20 20 eksildi iki boyutu da. Şimdi başlangıçta 100 çarpı 100'den biz 100 çarpı 100 10.000 lira arkadaşlarım 10.000 TL verdik. Metres karesi de x liradan 10.000 metrekareyi x lira verdiğimiz için 10.000 çarpı x lira gitti cebimizde. Şimdi öyle bir fiyata satmalıyız ki maliyete eşit olsun diyor ki ne kar ne zarar elde edelim diyor. Maliyete eşit olacak şekilde öyle bir fiyat belirleyeceğim ben şimdi yeni durumuna ama. Yeni durumu kaç metrekare yapıyor? 8 çarpı 8'den 64 çift 0. 6400 metrekareyi öyle bir fiyattan satmalıyım ki ben maliyetime eşit olsun diyorum dostlarım. Hemen sıfırlar gitti. 100 bölü 64 geldi. 100x bölü 64 eşittir a çıktı dostlar. Bunu da düzenleyelim. 4'e bölelim 25x, 4'e bölelim 16. 25x bölü 16'ymış fiyatımız. Son soruya baktık. Yaş üzüm kuruduğunda ağırlığının %20'sini kaybediyor. Kilosu ATL'ye alınan yaş üzüm. Şimdi maliyeti söyleyelim hemen dostlar. Maliyetimiz ATL'den aldık. 100 kilo almış olalım. 100 A lira maliyetimiz var. Satışı hesaplayalım hemen. Kuruduktan sonra da BTL'ye satılıyor. Ama %20'sini kaybettik dostlarım. 80 kilosu kaldı elimizde. 80 B'de satış fiyatımız. Diyor ki bu satıştan %60 kar elde ediliyor diyor. Yani şu maliyetin %60'ı daha fazla kazanmışız biz dostlar. O zaman şöyle bir hesap yazacağım bak. Bu benim maliyetim 100 A. Bu benim satış fiyatım 80 B. 80 B 100 A'dan 100 A'nın %60'ı kadar, yani 60 A kar elde etmişim ya ben dostlarım. 60 A daha fazlaymış. Çünkü satıştan kar elde etmişim. O yüzden satış fiyatı maliyetten fazladır her zaman. Ne kadar fazla? 60 A fazla. İşte ben bu 60 A'yı geri çıkartırsam dostlarım, 60 A geri gelirse en son ne kalacak geriye? İşte ne kalacak? İşte böyle bir şey olacak. Kar maliyete eşit olacak dostlarım. Hadi eksi 60 A'yı bu tarafa atalım. 160 A eşittir 80 B çıktı. Yani 2 A eşittir B çıktı dostlarım. Demek ki A 1 ise B 2 olacak diyebiliriz biz. Neyi soruyor? A, B'nin yüzde kaçıdır diye soruyor. %50'sidir değil mi arkadaşlar? İki katı ya da yarısı diyelim. Yarısı demek %50'si demekti. Cevap Ceyhan geldi. Evet, 30 numarayı da gömdük dostlar. Hemen 31 numaralı köşe taşımızı alalım. Bakalım bu ne diyor. Bir de odaklanmaya bakayım tabii ki. Tamamdır. Bir kasadaki sebzelerin
%60'ı çürüdüğü için atılmıştır. Buna göre maliyet yüzde kaç artmıştır diye bir soru sormuş bize arkadaşlar. Şimdi maliyeti de yüzdeden soruyor. Sebzelerin miktarı da yüzde kısmından yazılmış. Bakın yine evet burada da hocam tekrar yazmış zaten formülü. İşte bu formüle göre çözeceğim ben dostlar soruları. Ucu ayarlayalım. Şimdi miktar 100 olsun arkadaşlarım. 100 kilo olsun diye. 100 kiloyu biz 100 liradan aldık diyelim. Bu bizim maliyetimiz. Şimdi eşittir diyorum. Eşittir. Kalan miktarı alacağız arkadaşlarım. Kalan miktar. %60'ı çürüdüğü için geriye ne kadar kaldı? 40 lira kaldı dostlarım. Ve bunların da bize tabii ki maliyeti lazım. A lira diyelim. Biz bunların maliyetine şimdilik. A'yı birazdan bulacağız. Hemen şöyle birer sıfır götürdüm dostlarım buradan. 4'e böldüm, şunu da 4'e böldüm, 25. 250 lira oldu mu dostum? A dediğim şey. Şimdi benim maliyetim 100 liraydı. Yeni kalanın maliyetini de 250 lira olarak söyledim. Demek ki %150 liralık bir artış olmuş arkadaşlarım diyebilirsiniz. İşte cevabımız da 150 çıktı. Şimdi buna gelin. Bir manavdaki domateslerin bir kısmı çürüdüğü için maliyet 1 bölü 3 oranında artmıştır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi biz şöyle yapalım. Şöyle diyelim. Bir kısmı çürüdüğü için şöyle x miktarda domateslerin kaçta kaçı çürümüştür diyor. X miktar domates aldım ben. Bunların maliyeti bize maliyet 3K olsun dostlarım. 3K liraya mal ettim ben bunları. Eşittir. Yukarıdaki formülü uyguluyorum. Dikkatli olun. Sonra yeni domateslerin maliyeti Y lira olsun. Dostlarım Y. Ve diyor ki maliyet diyorum miktarı Y olsun. Maliyet diyor 1 bölü 3'ü oranında artmıştır. 3K'nın 1 bölü 3'ünü hesapladık hemen K yaptı. K kadar artmış diyor. Yani 4K olmuş mu arkadaşlarım yeni miktarımız? Şimdi hemen şunları bir temizleyelim. Buradan 3x eşittir 4y geldi. Yani x dediğim şey 4m, y dediğim şey 3m olabilir arkadaşlar. Bakın kaçta kaçı çürümüştür diyor. Başlangıçta 4m'di. Sonra 3m oldu domatesler. 4 taneden bir tanesi çürümüş mü dostlar? Demek ki 4'te 1'i yani 1 bölü 4'ü çürümüştür diyebiliriz dostlar. Şimdi şuna gelin. 20 defter alan bir öğrenciye 5 defter hediye edildiğine göre bu defterlerin maliyeti yüzde kaç azalmıştır? Çok güzel bir soru dostlarım. Şimdi bir defter normalde 100 lira olsun. Bir defter bu. Şimdi bu adam 20 defter alacaktı. 5 defter de hediye geldi. Normalde 25 defter aldı, değil mi? Ama aslında 25 deftere 25 çarpı 100'den 2500 lira verecekti. Ama ne kadar verdi bu adam? 20 defter fiyatı verdi. Yani 2000 lira verdi. O halde 500 TL kârda mı bu kerata? Yani 2500 lirada 500 TL kârda acaba yüzde ne kadardır diye bir soru soruyorum dostlarım. Hemen hesaplayalım. Kaça bölmüş burayı? 5'e bölmüş. Ben de 5'e bölüyorum. 20 mi çıkıyor dostlarım? Cevabımız Denizli geldi. Hadi şuna bakalım. 70 kutu meyve suyu alan bir bakkala 10 kutu bak aynı soru. 70 kutuya normalde ne kadar verecekti? Ama 10 kutu hediye geldi. 80 kutuya normalde ne kadar verecekti diye hesaplayıp gideceğiz dostlarım şimdi bunu. Şimdi 80 kutu aldı sonuçta. Bir kutunun 100 lira olsun maliyeti. 100 lira olsun. 80 kutuya bu kerata normalde 80 çarpı 100 liradan 8000 lira verecekti. Ama 8000 lira vermedi. 70 kutu parası verdi. 7000 lira verdi arkadaşlar. O halde 1000 liralık kar var bu adamda. 8000'de 1000 lira karda bu amca. Acaba diyorum yüzde ne kadar kardadır diye soruyorum. 8000'in kaça bölmüş? 8'e bölmüş. Ben de burayı 8'e bölüyorum. O halde 100 bölü 8 çıkıyor sorumuzun cevabı. O da ne yaptı? 50 bölü 4, 25 bölü 2, yani 12,5
Yaptı kardeşlerim, sorumuzun cevabı Adana geldi. Evet, geldik buraya. 32 numaradayız. Yine odaklanmaya bakıyorum. Her şey yolunda gözüküyor dostlar. Hemen sorumuzu okuyalım. %30 karla satış yapan bir bakkal. Satışlardan sonra terazinin... klasik bir soru. Bozuk terazi soruları arkadaşlarım. Bakın ne yapıyorum şimdi ben, bu birinci soruya dikkat edin. Şimdi bu amcam %30 karla satış yapan bir bakkal. Şimdi maliyeti 10 lira olsun. Satış dediğim şey kardeşim, hani onun %30'unu hesaplayacaksın ya, onun %30'u 3'tür. 13 liradan satıyormuş normalde bu amca bu fiyat şeyi. Sonra diyor ki terazinin %10 fazla gösterdiğini fark etmiştir diyor. Hani 10'du, %10 fazla gösterirse %10'un %10'u ne yapar? 1 yapar. Demek ki gerçekte de 11'miş bunun olayı. Şimdi bakın ne yapıyorum en son? 13 çarpı 11 diyorum. 13 ile de 11'i çarparsanız 1, 4, 3, 143 yapar. Yüzden kaç fazla diye soruyorum? 43. İşte cevabımız da budur diyorum. Dostlar bu kısa yolu biliniz. Bence en mantıklısı bu olur diye düşünüyorum. Kolay bir işlem arkadaşlarım. Bakın bir tane daha var mı bu sorudan? Bir bakalım. Satmakta olduğu malların etiket fiyatını maliyet üzerinden %45 karla belirleyen bir satıcının bozuk olan terazisi. Evet. Bir tane daha buradan yapıyoruz şimdi. Bakın iyice anlayalım kardeşler. Şimdi normalde maliyet 10'du. Satışı da %45 karla belirliyor. Hemen 10'un %45'ini hesapladım. Böldüm 4,5. Yani 14,5'tan satıyormuş bu adam. Malları %20 oranında daha az gösteriyormuş. Onun %20'sini hesaplıyorum hemen. 2 yapıyor ki kardeşlerim, daha az gösteriyormuş. Yani 8 liradan gösteriyormuş. O halde şimdi 8 çarpı 14,5 diyorum hemen. 8 ile 14,5'u çarpalım. 80, 8 kere 4 32, 80 32 daha 122 yok 112 yapıyor. Buçukla da çarpalım. 4 de oradan 116 yapıyor dostlarım. Şunların ikisinin çarpımı 116 yaptı. Demek ki ne kadar fazla yüzden? 16 lira fazla. Karı %16'dır diyebiliriz dostlarım. Evet, geldik şuna. Bakalım burada ne yapacağız şimdi dostlarım. Ebru kilosunu 5 TL'ye aldığı sebzelerin kilosunu 8 TL'ye satıyor. Peki. Ebru elindeki sebzelerin, yani şöyle mi yapıyor Ebru? Şimdi normalde 5 liraya alıyor, 8 liraya satıyor ya kardeşlerim. 5'te 8. 5 lirada 3 lira mı kar elde ediyor o zaman bu Ebru? Peki yüzde ne kadar kar elde eder diye soralım. Bakın burası 20 katı, bunun da 20 katı. %60 karla satıyormuş aslında Ebru bu malları kardeşlerim. Yani şöyle bir hesap yapıyorduk, yani maliyeti 10 dersek satış fiyatı %60 fazlası olduğu için onun %60'ı 6 yapar. 16 liradan satıyormuş Ebru bu malları. Burada tamamız herhalde değil mi arkadaşlar? Şimdi devam edelim. Ne yapıyorduk en son? Nerede kalmıştık? Ebru elindeki sebzelerin tamamını sattıktan sonra terazinin yanlış sattığını tespit ediyormuş. Tamam. Ebru bu satışın sonucunda karı %100 olduğuna göre. Hani şöyle bir şey yapıyorduk ya, gerçek fiyatını bilmiyorum şimdi ben bunun. A lira diyelim bunun gerçek fiyatına. 16 ile A'yı çarpıyorum arkadaşlarım. %100 kar olduğuna göre 200 liraya eşit olmak zorunda. Demek ki A dediğim şey bu durumda ne çıkacak dostlar? Hemen bölelim. 200'ü 16'ya böldük arkadaşlarım. Ne geldi? 200 bölü 16. Şöyle bir yapalım. 100 bölü 8 yapar. 50 bölü 4 yapar. 25 bölü 2'den 12,5 yaptı kardeşlerim. 12,5 çıkıyormuş A. Yani şurası da 12,5. O zaman 10'da 2,5 karı var dostlarım. 10'da 2,5 karda. Acaba yüzde ne kadar karı vardır diye soruyorum. 10'la çarpıyorum. 10'la çarpıyorum. 25 geliyor sorumuzun cevabı. Hadi buna bakalım şimdi. Bir bakkal peynirleri %x karla satmayı düşünüyor. Bak hemen ne diyorum? Maliyeti 10. Satışı 10 artı %10'u ne yapar bunun? X bölü 10 yapar. Bu kadar karla satmayı düşünüyor. Tamam. Sattıktan sonra terazinin %30 eksik sattığını tespit ediyor, tarttığını. 10'du. %30'u ne yapar? 3.
eksik sattığına göre 7 diyorum buraya da. Ve bu satış sonundaki karı, yani şunların ikisini çarpacağım arkadaşlar. 10 artı x bölü 10 ile 7'yi çarpacağım. Karı %5'miş. Yani 105 olacak ki %5 diyeyim ben buna diyeceğim kardeşlerim. Hemen burayı bir düzenleyelim. 7'ye bölelim. 7'ye bölelim. 15. Onu da buraya eksi olarak geçirelim. X bölü 10 kalsın. Eşittir 5. X eşittir 50 çıktı dostlarım. Sorumuzun cevabı. Evet, 32 numarayı da gömdük dostlar. Hadi bakalım bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, kolay gelsin arkadaşlar.